Mine Soley, Türk sinemasının vamp kadını. O doğduğunda yıl 1948'di. Gerçek adı Emine Güldü. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 4 kız 2 erkek çocuğu olan bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslında 10 kardeşlerdi ama 4 kardeşi hayata tutunamamıştı. Mine'yi de ölen ablasının nüfusuna geçirmişlerdi. İlk öğrenim hayatını 7 yaşında başladığı Gazipaşa İlkokulu'nda tamamladı. En büyük hayali pilot olmaktı. Sabiha Gökçen gibi olabilmek istiyordu. Gazipaşa İlkokulu'nda okuduğu günlerle ilgili klasik Karadeniz erkeği özellikleri taşıyan tüccar babasının otoriter ve sert yapısını, annesinin haklarına sahip çıkamayan sessizliğini, şort giyilen 19 Mayıs etkinliklerinden nasıl geri çekildiğini hatırlıyor. Çocukluğuyla ilgili unutamadığı en üzücü anısıysa küçük kardeşinin kaynar çamaşır kazanının üzerine devrilmesi sonucu ölmesiydi. Kardeşi böyle bir kaza sonucu öldüğü için anne ve babasının uzun yıllar yargılanmasına şaşırıyor şimdi. Meğer o zamanlar insan değerliymiş demişti yıllar sonra. Akçaabat'tan aklında kalan en tatlı anıysa 3-4 yaşlarında katıldığı ilk düğün eğlencesiydi. Çengilerin çalıp oynadığı düğün onu büyüleyen bir anı olarak yerleşmişti hafızasına. Yeşilçam sinemasında anne rollerini üstlenen Nezihe Güler, Mine'nin teyzesiydi. Ortaokulu bitirdiği yaz İstanbul tarla başındaki teyzesinin yanına tatile geldi. Hayran olduğu şehri gezmekle meşguldü. Henüz 15 yaşında olan Mine bir gün teyzesiyle birlikte sete gitti. İşte hayatını değiştirecek o malum soru o gün geldi. Yıllar sonra Barbaros Şansal'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı o günü. Bir gün sette bir kenarda otururken "sen gelsene kızım" diye beni çağırıverdiler. Meğerse biri gelmemiş. Figüranlık işte. Çok bozulmuştum o şekilde hitap edilmesine. Ama geçtim durdum arkada rol icabı. Akşamına da 25 lira para verdiler. Çok şaşırmıştım. İlk defa para kazanmıştım. Her neyse çok geç bitmişti set. Anneannemin evine geldiğimde sabahın 3'üydü. Kapıyı çaldım, duymadı. Korkudan apartmanın aralığına çektim paspası, yasladım sırtımı odunluğa ve sabaha kadar bekledim. Teyzeme de gidemiyorum, sokağa tekrar çıkmaya korktuğum için. Sabah çok kızmıştı ninem. Öyle başladı işte meslek. Az kazanıyordum. Her zaman da iş yoktu. Anca üst baş, bir de çekmeceli yeni harman sigarası. Hoş, eve de yardım ediyordum. Bu ziyaret sonrası Trabzon'a geri döndü Mine. Bu sefer aklına Yeşilçam hayalleri düşmüştü. Eşyam orada kaldı, teyzem bekliyor diyerek yeniden İstanbul'un yolunu tuttu. Ailesi onun oyunculuk yapmasını istemiyordu. Filmlerin pavyon sahnelerinde onu gören tanıdıkları ailesini dolduruşa getiriyor, "senin kız pavyona düşmüş" diyorlardı. Abisi ise kendisine yapılan baskıları kaldıramıyordu. "Ben olsam namusumu temizlerdim" diyorlardı ona da. Sonunda abisi kardeşinin peşinden İstanbul'a geldi ve Mine'ye görünmeden birkaç ay kadar onu takip etti. Kardeşinin setlere teyzesiyle gidip teyzesiyle döndüğünü, eğlencelere katılmadığını görünce içi rahatladı ve kardeşinin karşısına çıkıp çalışmaya devam etmesini söyledi. Sonra da memlekete döndü. Mine yaşı büyüdükçe güzelleşiyor, daha alımlı bir hale geliyordu. Figüranlıktan yan rollere geçmeye başladı. Sinemada ilk esas roldeki filmi Perişan adlı filmdi. O filmle ilgili ise şunları söylemişti röportajında. "Perişan bir kötü kadın rolüydü. Zaten hiç masum rolü oynamadım hayatımda. Tüm bunlara rağmen hayatımda utanç duyacak bir rolüm de olmadı. Lale Belkıs rolleri misali, başrol oyuncularını birbirinden ayırmakta Perişan'daki halim. Perişan rolü herkesin ağzındaydı. O yıllarda Suat Yalaz'ın çıkardığı Salıncak adlı dergiye fotoğraf istediler. Çıplak ama hiçbir yerim görünmeyen çok estetik bir orta tam sayfa resmim çıktı. O dergide ya da Pazar adlı dergide herkes olurdu. Dansöz kostümüyle ya da sırtı açık fark etmez. Bugünün tüm starları o dergilerden mutlaka geçmiştir. İşte o resimle başladı fırtına. Savcılık soruşturma açmış. Kalktım gittim basın savcısına. Karşımda savcı, elinde dergi ve dosya. "Güzel de kadınım, gözünü alamıyor benden. Neden çektirdiniz bu resmi?" dedi. "Efendim ben bir sanatçıyım. Vamp kadınım" dedim. "Bu fotoğrafı kim çekti?" dedi. "Bilmiyorum, adını sormadım" dedim. "Demek herkese çektiriyorsunuz. Yatak üstünde, üstelik aleni davetkar" dedi. "Sizi mahkemeye sevk edeceğim" diyerek dosyayı kapadı. Neyse geldi mahkeme günü. Nur içinde yatsın Fehmi Bey diye bir hakim vardı davaya bakan. Sonra dost olduk. Gözlüğünü takıp "bu siz misiniz?" dedi. Ben de "evet" diye yanıt verdim.
Neden çektirdiniz dedi. Hakim Bey, ben Türkiye'nin seks bombasıyım dedim. Bu rol icabı çekildi. Belki de çocuğunuzun kitapları arasında bile çıkabilir dedim ve salon yıkıldı. Flaşlar çakıyor, utanmadan diye fotoğrafımı koyup ağır bir yazı yazdılar o gün. O kadar kırıldım ki, düşün, o günden beri sırf sen bu röportajın sahibi olduğu için ilk kez akşam gazetesine konuşuyorum. Gün oldu, devran döndü, yine geldik sayfalara. Sonunda beraat ettim elbette. Aldığı bazı kötü teklifler ve ayağını kaydırmaya çalışanlar da oluyordu. 2005 yılında Radikal gazetesine şöyle bir anısını anlatmıştı Mine Soley. Bir gün Semih Orkun benden hoşlandığını, beraber olmak istediğini söyledi. Kabul etmeyince de ben de seni bu piyasada yaşatmam dedi. Çok geçmeden prodüksiyondan Memduh Karakaş bir işe yaramazsın diyerek beni kapı dışarı etti. Cebimde Üsküdar'a geçecek param yoktu. İskelede gördüğüm bir İstanbul beyefendisinden vapur parası istedim. Eve gelince de aman efendim ne ağlamak. Soley 18 yaşındayken PTT emeklisi anneannesinin yanında sonsuza kadar kalamayacağını fark ederek ev aramaya başladı. Trabzon'dan gelen erkek kardeşiyle birlikte tarla başından Cihangir'e taşındı. Yeni bir ev, yeni bir hayat demek. Bu arada büyük de bir aşk yaşıyordu. Aslında isteği Suzan Avcı, Neriman Köksal, Ali Yerona gibi büyük bir oyuncu olmaktı ama sadece küçük rollerde kalabilmişti. Sinemada güzelliğinin sefasını sürmüş, ürününü almış bir kadın olmadığından neden o kadar tanındığını hala şaşırdığını söylemişti yıllar sonra. Oyunculuk alanında çok ön plana çıkamadığı için ödülleri de pek fazla olmadı. Ardında prodüktörler, yönetmenler olmadı hiçbir zaman. Her zaman alnının teriyle geçimini sağladı. Ama sadece geçimini sağlayabilecek kadar kazandı. Hiçbir zaman yazlık alamadı, Avrupa'da seyahat edemedi, pahalı kıyafetler giyemedi. Ama her zaman yaptığı işe sonuna kadar saygı duydu ve Yeşilçam filmlerine laf ettirmedi. 1977'de teklif almadığı için sinemayı bırakmaya karar verdi. Malum yetişkin filmi furyası başlamıştı çünkü. Bunca emek, bunca çaba boşa mı gitmişti? Onca yıl beyaz perdede boy gösterip sonra gidip sekreterlik yapamazdı ya, o da kendisine başka bir yol bulmak istiyordu. O dönemlerde oyuncuların şarkı söylemesi pek modaydı. O da gazinolarda Türk sanat müziği okuyarak geçinmeye başladı. Gazino yıllarını ise şöyle anlatmıştı Barbaros Şansal'a. Fahrettin Aslan'a gittim ilk önce. 1967'de başladım. Türk sanat müziği okuyordum. Udi İrfan Özbatur'dan ders almaya başladım. Kulağım sağlam, sahneye alışkınım. Sonra Özcan Korkut Hoca girdi devreye. Bebek Belediye'den Sacit Aslan'ın Maksim'ine, Gülizar'dan Sarıyer Urcan'a, hatta Başkent Gazinosu'na dek her yerde çalıştım. Televizyonda 3 Kadın 3 Öykü diye belgesel yapmışlardı. Beni pavyon yıldızı diye gösterdiler. Çok üzüldüm. Semra Ersöz de Bursa'da pavyonda çalıştı. İzmir'de aileler de giderdi pavyona. Ama ben asla konsümatrislik yapmadım. Zaten o yıllarda her sahneye çıkan vesika almak zorundaydı. Buna az solistler de dahil. Sahnede şovun sonunda mikrofonu yere bırakır, oryantale başlardım. İşte bu çok kıskandırırdı solistleri. Hep işimi engellediler. Kapalı giysin, oynamasın dediler. En son 1984'te çıktı sahneye. Hem yorulmuştu hem de 10 yıl kadar sürecek ilişkisi yeni başlıyordu. Bu yeni aşktan sonra uzun süre ortadan kayboldu. Büyük hayallerle başladığı bu ilişkisi bittiğinde ise gönül işi demek, aldatılmak demek sonucuna varmıştı. Artık sahneye de çıkmıyordu. Çok zaman geçmişti üstünden. Maddi anlamda sıkıntılı bir sürecin içindeydi. Manevi olaraksa büyük bir yıkımdı bu. Zamanında Yeşilçam sevdasına kapılıp pilotluk hayalinden vazgeçmese nasıl bir hayatı olacaktı acaba? Tüm bu buhranlı dönemin içinde Öztürk Serengil'e rastladı bir gün. Serengil bir nevi Mine'nin elinden tuttu denebilir. Yeşilçam diye bir şey kalmamıştı artık. Tüm yollar televizyona çıkıyordu. Öztürk Serengil, Mine Soley'in televizyon devrini başlattı. Yaşı dolayısıyla artık ekranlarda vamp kadın olarak boy gösteremezdi. Kendisine uygun roller daha çok anne rolleriydi. Gülüm, Mars diye, İlk Göz Ağrısı, Çiçek Taksi gibi dizilerde oynadı. Bu arada hayatın onu aldırdığı ciddi feminist eğitimle konuşup şöyle söylemişti bir röportajında. Bir erkek benim hayatımda ancak aksesuar olabilir. Kumaş benim. İyi, kaliteli bir kumaş. O da belki yakamda pantantif ya da kolumda düğme olabilir. Tamamlayıcım değil. Çünkü ben bütünüm. Evet, vamp kadını oynadım ama seks filmi çevirmedim. Öpüşme sahnelerinde bir tane dudağımı göremezsiniz.
Kafamızı çevirir, öpüşür gibi yapardık. Hatta biraz baldır bacak gözükecekse yönetmen, asistan, kameraman ve ışıkçı dışındakileri setten çıkaracak kadar da saftık. 2012 yılında Barbaros Şansal'a verdiği röportajda Sinema Oyuncuları Derneği'nde 6 senedir yönetim kurulunda olduğunu ve 700 lira emekli maaşı aldığını söylemiş, sözlerine şunları eklemişti. Kazandım, aşık oldum, yaşadım. Kazanıyorum, çalışıyorum ve yaşıyorum ama asla para ödenen kadın olmadım. Yeşilçam kalmasa da çamın tüm verimli kozalakları hala hayatta. Neden Vamp Kadın kulvarından çıkamadığı, neden bir Filiz Akın, bir Fatma Girik olamadığı sorulduğundaysa şöyle cevap vermişti Radikal gazetesindeki röportajında. Güçsüzlüğümden, ekonomik özgürlüğüm yok. Nasıl kalacağım ayakta? Starların arkasında onları destekleyen erkekler vardı. O kulvara giriyorsun bir kere. Seni nasıl oraya ittiklerini anlamıyorsun. Yetenekli ve güzelim ama para kazanmak mecburiyetindeyim. Şimdi o yapımcılar, o yönetmenler de unlarını eleyip eleklerini astıkları için rahat konuşuyorum. Bana bu piyasada hiçbir senaristin, hiçbir yönetmenin iyiliği olmadı. Hep az kazandım. Ve en çok nelerden yakındığını şöyle anlatmıştı yıllar önce. Ne çocuğum ne kocam var. Her şeyim eksik ama yine de buna da şükür deyip oturuyorum. Elbette ki mesleğim benden çok şey aldı. Ben az da mutlu olmayı bildim. Mutlu olacak bir şey yaşamadım. Ne çok para ne övgü. Bir kere kadın olarak güven duyulmadı. Bana hiç evlilik teklif edilmedi. Çok feci bir şey bu. Ama bunları yüreğimde sakladım, sonra alıştım. Ama yine de alışılmayan şeyler var. İnsanları basamak yapıp kullanmadım. Çiçek Taksi dizisinde hayatımda ilk defa gelinlik giydim. O an burnumun direği sızladı. Türker İnanoğlu'nun yanına gidip, ''Babacığım sayende ilk defa gelinlik giydim, elini öpeyim.'' dedim. ''Galiba şans denilen bir şey var.'' Hiçbir zaman güzelliğim dostum olmadı. Türk erkekleri Moldovyalı kadınları sokakta görüyor, beğeniyor ve evleniyor. Vamp kadın olmanın faturasını ödedim. Sevgililerim bile benim ahlaklı, aile kızı gibi saf ve duru olduğumu bilirlerdi. Çok sevildim ama mesleğim nedeniyle benimle evlenmek istemediler. Zaten fazla sevgilim olmadı. 15 yıldır da yalnızım. O Yeşilçam'a emek veren ama karşılığını alamayan emektarlardan sadece biriydi. Acısıyla, tatlısıyla, yaşadığı pişmanlıklarıyla, o duru güzelliğiyle bir Minnesota'yı geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.